Merhabalar. Bu videoda ağ saldırısını anlatmaya çalışacağım. Tabi sadece bu video değil, bundan sonraki 4-5 video bunun üzerine kurulu olacak. Sanal makinemizi açalım. Hatta şu Kali Linux'u da çalıştıralım. Şimdi burada bizim ağ bağlantısı için özel cihazlar kullanmamız gerekiyor. Neden böyle bir şey yapmalıyız? Normalde Kali Linux başladığı zaman biz hatırlarsanız NAT bağlantısını yapmıştık. Bilgisayardan gelen internete bağlanarak bilgisayarın bağlı olduğu ağ üzerinden işlemler yapabiliyorduk. İnternete çıkışımızı buradan sağlıyorduk. Yalnız biz içinde bulunmadığımız bir ağ saldırı yapmamız için o ağa giriş yapmamız lazım. Yani etrafta bazı ağlar var. Şöyle tıkladığım zaman bakın burada bazı ağlar var. Buradaki cihazlara sızmak için hani ek saldırısı yapmak için bu cihazlara giriş yapmamız gerekiyor. Yani buradaki bağlantı noktalarına, modemlere, routerlara ya da access pointlere bağlanmam gerekiyor. Eğer bulunduğunuz yerde zaten bir şifreli bağlantı yoksa kolaylıkla o ağa erişebilirsiniz. Ancak etrafınızda bu şekilde ağlar var ve bu ağlara girmek istiyorsunuz. Dolayısıyla burada ağa bağlanmak için bazı yöntemler bulunuyor. Şimdi ona bakmamız gerekiyor. Şuna oturuma açalım. Kali kali diyelim şöyle. Evet, sistem açıldı. Biz bağlantıyı şuradan baktığımız zaman bakın Wired Connection yazıyor internete. Girdiğimiz zaman kontrol edeceğiz. Şöyle. Şuradan da terminali açalım. Sudo ifconfig dediğimiz zaman tabi hata verecek ikisi de. Kali. Klavyeyi Türkçe yapmamız lazım. Setix KB map boşluk TR yazıyoruz. Şimdi sudo if config dediğimiz zaman bakın şurada Ethernet 0 NAT'tan gelen bağlantı 10.0.2.15 şeklinde gözüküyor. Şimdi biz burada interneti kablolu olarak alıyoruz. Kablosuz olarak ağları görebilmemiz için bir tane dongle bağlamamız lazım. Kali Linux'un bunu görmesi için. Bunu yapacağız. Peki hangi dongle'ları kullanacağız? Şimdi burada çok nadir kullanılan, daha doğrusu çok nadir bulunan bazı dongle'lar var. Şöyle TP-Link, TL, WN, şöyle. Evet, internette en sık bulabileceğiniz dongle'lardan birisi. Şöyle açtığımız zaman şunları kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Bu satılanların internette bulabileceğiniz sıfırlarında zaten yok. Yine bu cihazlarla karşılaşırsanız bu karşılaştığınız cihazların %99'u yeni modeldir. Bu yeni modellerin monitör mod dediğimiz ağdaki cihazları görmesini sağlayan özelliği yok bunların. Çok nadir bulunabilen modelleri var. Bunlar Realtek chipsetli. Benim elimde ikisinden de var. Mesela ilk başta bununla denemiştim. Tabii monitör modu olmadığı için ağdaki bağlantıları, cihazları göremiyorduk. Bunu görmek için şuna Kali yazdığımız zaman bununla ilgili ürün muhtemelen yoktur ama şurada bakın açıklamaya bakın diyor. Satış yok. Bulmak da sıkıntı. Bakın sıfırı normale 100 lirayken bu ikinci eli muhtemelen 200 liraya satıyorlarmış ki o da kalmamış. Bakın bu ürün tükenmiştir diyor. Kutusuz kullanılmış ürünlerdir. Gönderilecek versiyon bakın üzerindeki chipseti Ateros AR9271'miş. Bizim işimize yarayacak olan bu. Burada monitör moddan bahsediyor. Zaten biz de birazdan yapacağız bu işlemi. İkisinde de ben yapmaya çalışacağım. Monitör modun ne olduğunu görelim şuradan. Bakın şuradaki SSID'leri yani internetteki internet etraftaki kablosuz cihazları ve bu cihazlara bağlanan bilgisayar, tablet ve telefonları görmemizi sağlıyor bu monitör modu. Sadece bu Ateros chipsetler de var. Farklı markaların farklı ürünleri de var. Onları da başka bir derste göstereceğim. Sipariş verdim bir yerden buldum tesadüf eseri. Gelecek onlar da.
Şimdi bunu kullanabilmek için cihazımızı bir kapatalım şöyle. Şu tabları kapatalım. Şu sanal makinemizi kapatalım. Şat. Evet. Şimdi burada şöyle kamerayı açarsak hatta açamıyoruz tabii yayın başladıktan sonra. Elimde iki tane model olduğunu söylemiştim. Birinciyi ben şuradan bilgisayarın USB portuna bağlıyorum. Az önce bizim sitesine girip baktığımız cihazın bağlandı. Bakın şurada donanım çıktı. Bununla ilgili ayarları yapmak için bakın şu ayarlara giriyoruz. Önce USB'ye takıyoruz. Tabii USB'den bağladık. Benim USB port 3'e bağlı. Siz de mesela USB ikinci porta bağlamış olabilirsiniz. 2'den gözükecektir. Benimki 2'den gözükse de çalışmıyor 3 nolu porta bağlı olduğu için. Bakın tıkladığımda şurada Realtek 802.11n diyor, NIC diyor. Bu monitör modu olmayan cihazım benim. Yine de görelim nasıl olduğunu. Nasıl işlevsiz çalıştığını. Şuradan USB bağlantısını yaptım. Artık NAT'tan değil de köprü bağdaştırıcısından bağlanacağız. Cihazımızı açalım. Sonra da bunlarla ilgili ayarlamalara bakarız. Evet. Evet, açıldı sistem. Şöyle kullanıcı adı şifre giriyoruz. Şimdi burada kablolu bağlantı kurmuştuk. Bakın wired connection diyor. Kablosuzlar da görünmeye başladı. Önce bir kablolunun bağlantısını keselim. Şu an internetimiz yok. Sonra da şuradan şu benim ağım 28 olan. Şunu bağlayacağız. Bunun şifresi. Evet, ben şöyle not almıştım bilgisayarıma. Bu şifreyi getirip buraya yapıştırıyorum. Connect diyelim. Bağlantı kurulmaya çalışıyor. Evet, bağlandı. Kontrol edelim. Bakın. Şimdi şu terminale gidelim. Settings kbmap tr dedik. Sudo ifconfig. Burada da Kali'nin şifresini girdik. Bakın şurada VLAN 0 çıktı. Bu direkt bulunduğum ağın IP adresini bulmuş. Yani şuradan normalde Ethernet 0'dan hatırlarsanız NAT'tan gelen 10'lu başlayan bir IP adresini buluyordu. Bu direkt modemden IP adresini almış. Güzel. Şimdi burada bizim bazı işlemler yaptırmamız lazım buna. Ne gibi işlemler yaptıracağız? A'da diyelim ki saldırı yapacağız ama A'da cihazımızın gözükmesini istemiyoruz. Daha doğrusu mevcut haliyle gözükmesini istemiyoruz. Üreticiler de bu ürünlerin her birinin hem A üzerinde hem de internet üzerinde saldırılar yaparken MAC adresleri var. Bunları değiştirmemiz lazım. Bunları değiştirdiğimiz zaman artık üretici bize takip de edemez. Dolayısıyla burada bir işlem yapmamız lazım. Yalnız bu elimizdeki cihazın ağ monitörü olmadığı gibi MAC adresini değiştirmeye de izin vermiyor. Sadece deneme amaçlı şu anda. Bunu göstereceğim. Aslında videoda 10 dakika olmuş. Bir sonraki videoda bu işlemi yapalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.